Kahramanmaraş depremi Hatay'ın tarihini de yıktı. 752 yıllık Ulu Cami iki büyük depremde yerle bir oldu. Tarihi caminin bölgeye yeniden kazandırılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Antakya'daki Ulu Cami yeniden inşa edilecek. Tarihi doku korunacak, eski görünümüne tekrar kavuşacak. Hatay'daki tarihi Ulu Cami yeniden inşa edilecek. Tarihi yapılardan, kiliselerden, camilerden, medreselerden yıkılanlar oldu açıkçası. İşte onlardan bir tanesi de Hatay Ulu Cami. Hatay'ın en eski camilerinden birisi olarak kabul ediliyor Ulu Cami. Ve yüzyıllardır nice zorluğa rağmen ayakta duran bir cami Ulu Cami. Ve Hatay'daki yıkımların etkilerini en aza indirmek adına zaten Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak burada varız ama özellikle de tarihi Ulu Cami'nin yeniden ihyasını ve inşasını Bursa Büyükşehir olarak biz üstlendik. Kahramanmaraş merkezi depremler birçok tarihi yapıyı da yerle bir etti. Onlardan birisi de Hatay'daki tarihi Ulu Cami. 752 yıllık cami Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yeniden inşa edilecek. Burada belirli bir dizayn var. Farklı zamanlarda yapılmış çalışmalar var. Farklı müştemilatlar var. Ama burada hem minarede hem de diğer alanlarda kullanılan tarihi taşlar da var. Bunların hepsi tek tek elden geçirecek. Yani şu an tamamen yıkılmış, minaresi dahil bir tane bir yapı görüyorsunuz ama takdir edersiniz ki bu malzemelerin de tek tek elden geçirilip kullanılabilecek olanları bu yapı içerisinde hayata geçirilmiş olacak. Aslına uygun olarak yapılacak olan caminin 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. İnanın burada tamamen koruma kurulunun, anıtlar kurulunun bilgileri doğrultusunda aşama aşama her aşamasında ben inanın en az eskisi kadar güzel, en az eskisi kadar ihtişamlı ve dikkatli bir şekilde hayata geçeceğini ifade etmek istiyorum. İşte o yüzden de normal şartlar altında bir cami yaptığınızda belki bir yılda bitirsiniz ama bu restorasyon olunca veya bu yenileme olunca İster istemez bu 1,5 yıl, 2 yıl, 2,5 yıl gibi bir zaman sürebiliyor yani.